أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات 32. sözün 3. mevkifi Bismillahirrahmanirrahim ve min şeyni ila yusabi bihamdi sadakallahu anh. Yapacağım ders irademli olmamış. Arabayla gelirken böyle uyuklama gibi bir hal oldu bende. Sizin oraları geçerken herhalde. Burasını birisi ders yapıyordu. Böyle. He. Bir baktım ders yapıyordu. O şeyle uyandım. Buldum ama zor buldum. Neresiydi de ama buldum. Orayı ders yapacağım. Niçin yapacağımı da bilmiyorum. İnsanın bir gayesi olur. Bir hedefi olur. Bir maksat olur da orayı şey yapar. Bunun niçin olduğunu bilmiyorum. Kime hitap ediyor? İlk önce bana hitap ediyor da. Herkes bakayım kendi neresine hitap edecek. Şöyle başlamıştı. Bizim en büyük sıkıntımız cehalettir. Cehalet Adem alemleri hesabına çalışır. Olayları yorumlayamıyoruz. Neyin ne olduğunu, nereye göre ne olduğunu bilmiyoruz. Dünyaya geldik, o bir şey söyledi, filozoftur, o bilim adamı bir şey söyledi. Her bilim adamının her söylediği bilimsel değildir. Hayatında bir formül koymuştur veya bir şey ortaya koymuşsa hayatının tüm safhası böyle harika değildir. Ancak hayatın her safhası, her söylediği formül olan ancak peygamberdir. Mesela işte E eşittir MC kareden bulmuş ve yer çekimini bulmuş, tamam mı? Hayatın koca 60 senelik bir tane böyle bir harikası var. Biz zannediyoruz tek bir harikayla genelliyoruz ve hayatını tümü böyle harika zannediyoruz. Ondan her bilim adamının söylediği her söz bilimsel değildir. Ya siyasidir, ya meylidir, ya arzularıdır. Fikir suretine girmiş. Değil mi hocam? Şimdi hayatı yorumlama dersi galiba. Ne olduğunu, nereye göre. Çok ilginç bir ders. Çok tuhafıma gitti. Her yaşa, her bedene uyacak bir ders zannediyor. İlk önce ben istifade edeceğim. İyi ki geldiniz, bak göreceksin. Maraş'tan değecek yani. 635 sözlerde insanın zaaf ve aczini, fark ve ihtiyacını, böyle bir sistem var. İnsan da çalışıyor. Zayıftır. Acizdir. Ve fakirdir. İhtiyacı nihayetsizdir. Zayıftır. Buna mukabil fakirdir. Acizdir. Buna mukabil ihtiyacı çoktur. Yani tuhaf. Yani tam tersi olması lazım. Mesela zayıftır ama güçlü şeyleri var, donanımları var. Acizdir. İhtiyacı çoktur. Olması değil. Ha şimdi bunları yerine oturacak şimdi. Dünyayı oturacak, ölümü oturtacak, hastalığı oturtacak, düşünceleri yerine oturtacak. Bu budur, bu da budur, bu da budur, bu da budur. Bu şuna göre budur. Bak bir de okuyayım. İnsanın zaaf ve aczi. İnsan böyle bir sistem var. Fark ve ihtiyacatını bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Bir kadir-i rahime. Kadir-i rahmana değil. Kadir-i rahmana değil. Rahimle alakalı ben söyleyeyim. Şimdi Rahman maddi ve manevi, yani daha çok maddi rızıklarını veren, kafir mümin fark etmeden maddi rızıklarını veren acıyan. Rahim ise yalnız kendisine iman edeni manevi tarafını da doyuran. Bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Neyini? Aczini, farkını. Diyeceksin ne demek, bunun için bir doldurayım. Arkadaşlar, gözükmeyen bir mikrop tepe takla attırıyor. Hiç ummadın. Biraz da kaşırsın. Ertesi gün biraz da Allah Allah.
Ertesi gün biraz da böyle neyin etsin, bir gidersin bir bakarsın sarmış. Bu kadarcık. Anlıyor musun? Hiçbir şeye muktedir değiliz. Dedi ki bir tanesi, hocam ilim telakki ettikçe insan kendisine hakim olacak. Daha tansiyonuna, nabzına hakim değilsin. Nereye hakim olacaksın? Kalbine hakim değilsin. Aç, zaaf, fakr, ihtiyacını bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi edebilir. Tevekkül. Allah'a bırak. Başka hiçbir şans yok. Ne böyle gitti, ne oldu, nereden çıktı, ne? Allah Allah, bu neyin nesiydi? Daha beter. Sanki bataklıkta araba sürmek gibi. Bir patenaj yaptırdığının şansı yok. Rırırırlar diktesin. Tevekkül ile tedavi eder. Bu bir. Bu bir. Hep tek tek okuyacağım. Birbirinden kopuk cümle bunlar var. Bu. Açsa fakr ihtiyacını bir kadir-i rahime. Allah her şeye hakim. Böyle bir Allah. Böyle bir Allah'ımız var. Yani haşa bir Allah olurdu da ama her şeye hakim değil. Yani ne yapalım? Bağımızda bulunmuş. İnanmak zorundayız. Ama öyle değil haşa. Her şeye kadir. Onun için benim en büyük ihtiyacım hiç, sıfır. Hemen yapar. Böyleyken bir kadir-i rahime tevekkül ile tedavi eder. Dört tane hastalığımızı, zaaflığımızı, acizliğimizi, fakrımızı, ihtiyacımızı. Tevekkül. Bu bir. İki, konu değişiyor. Hayat ve vücut yükünü, hayat ve vücudun yükünü. Mesela hayat, cemiyet hayatı olur, ev hayatı olur, düşüncelerimiz olur. Bir de vücut, vücut sahasına çıktık. Biz mi irade ettik? Yok. Ne zaman çıkacaktık, kimin çocuğu olacaktım, nerede dünyaya gelecektim? Benimle alakası yok. Gidişi de benimle alakası yok. Onun için gitme hattı hakkında endişe etme. Yani ne zaman gideceğini, nasıl gideceğini senin işin değil. Sen kendi işine bak. Ne kadar yaşayacağım, şey yapacağım, böyle gidip. Öyle değil. Hiçbir şey zahirde göründüğü gibi değil. Hayat ve vücudun yükünü ne yapacağız? Nasıl tedavi edeceğiz? Şimdi bir sürü sorunlar var. Onun kudretine, rahmetine teslim edip, kendine yüklemeyip, belki kendisi o hayatına ve nefsine biner, hükmünde bir rahat makam bulur. Ne kadar hoş oldu. Bak bir daha söyleyeyim. Şimdi vücuda geldik. Vücut biz mi çıktık? Taş olmadı. Hiçlikte kalmadık. Taş olmadık, toprak olmadık. Bitki olmadık. Hayvan olmadık. Bak yukarıya çıkıyorum. Hiçlik, taş, toprak, bitki, hayvan. İnsan olduk. İnsanlık verildi diyor. Biz daha insan olacağız ya. İnsanlık emanete verilmiş. Ruh insana verilmiş. Hani diyoruz ya. Ulan ne biçim insansın ya? Senin insanlığın mı yok? İnsanlığını mı kaybettin? Demek ki benimle insanlık farklı şey. Şimdi biz bu vücut sahasına çıktık. İrademizle mi çıktık? Yok. Neyi nasıl olacak? Seni hiç alakadar etmiyor. Sen işine bak. Allah'ın işine omuz verirsen o omuz kırılır. Gemiye yükünü bırak. Yükünü değil mi? Safanın keyfini çek. Şimdi diyor ki hayat ve vücut yükünü. Vücudun yükünü var. Bir sürü hastalık da var, olumsuzluk da var. Ya niye böyle oldu ya? Sana ne yağmur niye yağdırılıyor? Kalp krizi niye, kalbim niye var? Kanser niyeyim, tansiyonum niye var? La sana ne bunlar? Seninle alakası yok bunlar. Sen hakim değilsin ki. Niye derdini yapıyorsun? Teslim etmek lazım. Hayat ve vücut yükünü onun kudretine bir, onun rahmetine teslim edip, kendine yüklemeyin. Kendine yükleme. Niye dert ediyorsunuz? Kendine ne yüklüyorsun? Sen çekemezsin ki yani. Allah'ın işini sen mi tanzim edeceksin? Allah'ın yükünü omuz verilir mi ya? Sen işini yap. Keyfini çek ya. O kadar. Memursun. İnsan için yaratıldığını bilirse haddini bilir. Haddini bilirse o durumda kalır. Ha sebeplere riayet edeceğiz. Edilmez değil. Sebeplere riayet edilir. Ha. Kendine yüklemeyip sonra belki kendisi o hayatına ve nefsine biner. Hükmünde bir rahat makam bulur.
Nefsine biniyor. Nefis kastettiği ne biliyor musunuz? Beden. Bedensel hayat. Nefse usta şu tanımlamayı yapıyor. His, heves, heva, tabiat, bir tane daha var. His, heves, heva, tabiat, bir tane daha. Beş tane şey söylüyor. Bunların hulasasının donmuş haline beden diyoruz. O içsel yapısı, buzun içerisindeki su işte de nefistir bunlar. Bu nefis denilen bu. Buna binmek lazım. Bu attır arkadaşlar. Arabadır. Bu beden attır. Usta da itiraz ediyor. Ustad diyor ki akıllı ol diyor, şey yapma. O zaman diyor ben diyor sana bir yemek falan, şu uyku falan mı? O zaman diyor ki ben de sana hizmet yapmam diyor. Abdest aldırtmam. Şunu yapmam. Yani Ustad'da meselede böyle münazarası var. Bunlar konuşuyor yani. Kendimizi üçe ayıracağız. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Üç ayrıdır. Benim gömleğim, gir içeri, benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum diyen ruh değil. Ben olan ben orada. İşte o sensin. Diğerler hepsi emanet. Vücut sana emanet. Hayat sana emanet. Bunu yorumladın mı her şeyden sıyrılırsın. Ha bu bu budur, bu da bu. Benim nefsim. Ben nefsiz değilim ki. Küllü nefsin zayikatın nefis ölecektir. Ruh ölmez. Ruh ölmez arkadaşlar, öyle bir şey yok. Azrail aleyhisselam iftira ediyoruz. Azrail aleyhisselam geliyor, ruhu cesetten alıyor. Ruhu kurtarıyor. Ruhu öldürmüyor. Ruhu cesetten alıyor. Ruhun ölümle alakası yok ki. Peki ruhu öldüren nedir? Ruhu öldüren günahlardır, cesede gömüyor. Bir daha söylüyorum, bu çok önemli, bunu kaçırmayın. Azrail aleyhisselam ruhu cesetten alıp götürüyor. Bunun ölüm değil. Ruh ölmüyor. Ruhu cesedin elinden kurtarıyor, kafesten çıkarıyor, tamam? Ruhu öldüren ise günahlar ruhu öldürür ve cesede gömer. Soruyorum size. Şimdi ruhun Azrail'i günahlar mıdır, Azrail midir? Günahlardır. Ruhu öldürenin, ruhun Azrail'i günahlardır. Bizim bildiğimiz Azrail aleyhisselam değil. Biz ona kızıyoruz. Onun için ustad böyle 11. meselede şu alarda diyor, bunu anlattıktan sonra diyor, oradan söylüyorum. Azrail'i ciddi sevmeye başladım diyor. Biz ise çocuğumuza bile koymayız. Hey Azrail oğlum gelsene. Lan herkes Azrail'den kaçıyor. Azrail koyar mı? Cebrail koyuyoruz, Mikail koyuyoruz, İsrafil koyuyoruz çocuğa. Azrail oğlum gelsene. Lan Azrail'den kaçan adam Azrail'i çağırır mı? Ulan bir gün hakikisi gelir der. Çocuğu çağırırken o da gelir. Diye koymuyoruz. Oysa acayip şefkatli bir ve peygamberdir. Meleklerin peygamberidir. Öyle şefkatli ki acayip şaşırırsınız bak. Ya Rabbi diyor Azrail aleyhisselam. Senin kullarının ruhlarını alırken bana küsecekler diyor. Değil mi? Allah da diyor ki seninle kulların arasına hastalıkları koyacağım. Seni bile hatırlamayacaklar. Sonra altına diyor ki Azrail bile perde. Demek ki Allah veriyor, Allah yapıyor. Azrail aleyhisselam ruhu alırken, ruhu kurtarırken ya cesetten yine endişe diyor ki ya Rabbi senin kulların bana küsecekler. Tamam mı? Şimdi iyi dinleyin bak şimdi. Cebrail aleyhisselam vahiy getirmiyor. Vahiy getiren Cebrail değil mi? Cebrail aleyhisselam. Peki Kur'an'da vahiyde kahar ayetleri, cehennem ayetleri yok mu? He? Azap ayetleri yok mu? Halidine fiha ebeda. He? Azrail, Cebrail aleyhisselam ya Rabbi ben bu ayeti nasıl götüreyim? Kullarım bana küsecekler dedi mi? Hayır. Demedi. Demedi. Azrail aleyhisselam ya Rabbi bu ayetleri götürüyorum. Senin kulların bana küsecekler demedi. Azrail aleyhisselam senin kulların ruhunu alırken bana küsecekler diyor. Şefkate bakarsan bu daha fazla şefkat. Değil mi? Hemen Azrail diyebilirdi. Ya Rabbi sen bana dedin mi bunun ruhunu al. Tamam. Ama nasıl acıyor? Ama cennet ayetlerini de o götürmüş. Abi, tabii. Için. O zaman sevelim tamam. Cennet ayetlerini de Cebrail getirdi. Tamam. Doğru söyledi. Kendine yüklemeyip belki kendisi o hayatına ve nefsine biner hükmünde bir rahat makam bulur insan. Yani bunları yeri yerine koymak lazım. Şu şudur, şu da şudur, şuna göre. Bu budur, budur, bu da buna göre.
Koyunca bak. Şimdi üçüncüsünü okuyoruz. Bir tane okuduk. Neyi okuduk? İnsanın zaafı, açısını, fark ve ihtiyacını yorumladı. İki, insanın hayat ve vücut yükünü yorumladı. Üç, hepsinin ayrı bir şey var. Kendisinin natık bir hayvan değil, belki hakiki bir insan ve makbul bir misafir Rahman olduğunu bildirir. Yani insana diyor ki sen kimsin? Böyle natık bir hayvan değil. Felsefe böyle yorumluyor da onu batılı zikretmedi. İnsan konuşan bir hayvandır. İnsan natık bir hayvan değil. Konuşur ama hayvanlık da var ama hayvan değil. İnsanda Adem'den vücuda taş, topraktan, nebatat, hayvanat, melekler, insan makamını hepsini cem etmiş. Neye benziyor biliyor musunuz gençler? Üniversite diploması olana. Ortaokul diploman var mı sorulur mu? Sorulmaz. İnsansan sen aynı zamanda meleksin. Aynı zamanda hayvansın. Aynı zamanda taş topraksın. Yani her şey yok. Üniversite diploman varsa aynı zamanda ilkokul mezunusun. Aynı zamanda lise mezunusun. Aynı bunun gibi. İnsan kainatın arkasındadır hakikati. Aşağıda bir ders yapmıştık geçen sene mi ne yapmıştık değil mi? Haritalı olanlarınız vardır. Orada neyi vardı? Şu anlaşılıyordu. Toprak, çekirdek, ağaç, meyve. Hayal ettiniz mi? Böyle bir çınar ağacı kabul edeyim. Bir daha bakıyorum, söylüyorum. Toprak, çekirdek, ağaç, mükemmel, görkemli bir ağaç. Hayal et, tamam mı? Bir de meyvesi var. Ha, meyve şu anda sensin. Şu anda oturursun benim. Meyvenin içerisinde bir çekirdek yok mu? Kökteki çekirdeğin aynısı değil mi? Ne aynısı ne gayrı. İşte beşeriyet itibariyle bu ağacın sonundasın ama meyvenin içerisindeki çekirdek itibariyle ağacın başındasın. Öyle mi değil mi? Beşeriyet itibariyle kainatın 18 bin alemin sonuyuz ama ruhumuzun ruhu o ben olan ben itibariyle kainattan önceyiz. Nur-u Muhammed'in timsaliyiz. Fatih. Kainattan öncesi biliyor musun? Ne demek biliyor musun kainattan önce? Cebrail, Mikail, İsrafil, cennet, cehennem, arş, kürs, arş-ı azam, alem-i sal, alem-i erva. Her şeyden öncesin. İnsan keyfi oluyor ya, keyfi artıyor ya. Hani basit basit böyle bildiği zaman kendisini böyle uyduruk muyduruk kaçırık şeyler de şurada burada kafeteryalarda ömür geçirmez. Kaliteli bir hayat yaşar çünkü çok değerlisin. Değer mi ya böyle çöplük harcamaya? Böyle bir yapım var senin ya. İnsanın keyfi artıyor ya, fiyakası artıyor ya. Vallahi bana fiyaka veriyor lan, bana demez lan bu neymiş yani. Hakikaten diyorum, bana hiç yakışmıyor lan, bu yakışır mı ya? Ben kainatın arkasındayım. O zaman bu seni ölümden de kurtarıyor. Cehennem endişesinden de kurtarıyor. Cennet emelinden, arzusundan da kurtarıyor. Aa ne yapacaksın şimdi peki? Bu seni ne yapar biliyor musun? Ne cehennem endişesi, ne de cennet ümidi. Sırf rıza-i ilahi. Rıza-i ilahi ne demek? Allah'ı Allah olduğu için sevmek. Beni cehennemden kurtardığı için, kurtaracağı için Allah sevilmez. Avam yapsın onu, yapsın halk. Cehennemden bizi kurtaracağı için Allah sevilir, avami. Bunu nurculara yakıştıramıyorum. Bizi cennete koyacak için Allah'ı sevmek gene yakışmıyor. Bizim için ne cehennem endişesi ne cennet ümidi. Sırf rıza ilahi. O. Rıza-i İlahi neydi? Allah, Allah olduğu için sevmek. Acayip bir kaliteli bir şey ya. Nurcu'nun cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmek olmalı. Bizim cehennem endişesimiz hangisi biliyor musun? Allah'ı kaybetmek. Bizim cehennemimiz bu. Cehennemin cehennemi bu. Cennet nedir? Cennetin sahibi olan Allah'ı bulmalı. Hedef o. Rıza-i İlahi. Bak, Allah'ı, Allah'ı niçin seviyorsun? Böyle bir beklentim var veya böyle bir korkum var. Hayır. Allah'ı Allah olduğu için, benim sanatkarım olduğu için, benim Rabbim olduğu için seviyorum. Vicdanen böyle seveceksin. Vallahi ben seni seviyorum. Annenin çocuğu sever gibi. Ne para kazandıracak bana, ne sigorta şirketi gibi bakmıyor çocuğa. Çocuğum olduğu için seviyorum diyor. Allah'ı Allah olduğu için sevmek. Rıza ilahi bu yani. Fevkalade bir makam ya. Acayip bir şey ustad. Allah ebeden daima razı olsun. 78. ikinci emirdan da söylüyor şu söylediğini.
28 sene çektim, işkenceler kalmadı diyor. Tamam. Yani zalimin zulmü tamam. Bunlar bize zulmetti diyor usta. İkinci emirden de söylüyor, oradan söylüyorum. Kitap okuyanlar zanneder ki, okumayanlar zanneder, izah ediyor. Ben oradan naklediyorum. Diyor ki 28 sene çekmediğim işkence cefa kalmadı diyor. Ha zalimin zulmünü koyduk. Kader niye musaade etti diyor. Usta da kader demiş ki, sen hizmet imani ve Kur'aniyeni kemalatına ve şahsi kemalatına ve azaptan ve cehennemden kurtulmana sakın vasıta yapmayasın. Bizim hizmetimiz azaptan ve cehennemden kurtulmaya, kemalatı kazanmaya asla vasıta edilemez. Orada söylüyor Mirzan'da. Sakın ha diyor. Sen tamamen bütün rıza ilahi bana gösterildi. Azaptan ve cehennemden kurtulmana Risale-i Nur'u yani hizmet imanı Kur'an'ını alet yapma diyor. Vay be elhamdülillah ya. Onu okuduğum zaman şöyle nasıl sevmeyeyim ya. Ulan hakikaten ödümü patlatıyordu. Ulan cehennemden de kurtardım. Ulan cennet hedef vardı ondan da kurtardık. Peki ne? Ulan cennetten başka ne var? Ya cennetin sahibini sana veriyor ya. Cennet nerede kalır? Adam öyle demiş ya. İsteyene ver onu bana seni gerek seni. E cehennem içine diyor. Öyle hayvan imiş. Aşıklar ölmez demiş. Aşmış geçmiş. Ha, en iyisi su içmek. Bismillah. Allah ebeden razı olsun. Ruhumdan söylüyorum vallahi. Allah kahretsin yalan söylüyorsam. Allah da Kur'an'da emin ettiği için. Ruhumdan söylüyorum ustada. Böyle şey yani Risale-i dilli olacak gibi oluyor. Bunlar nasıl yorumluyor? Yoksa mahvolmuştuk ya. Mahvolmuştuk. Ya cehennem endişesi. Ya psikoloji sorun. Ya kabir, ya kefen. Yani şey takıntılarda kalıp gömülecektik ya. Perişan olup giderdi ya. Şimdi dünya yoruluyor. Konu 1, 2, 3 etti değil mi? 3, şimdi 4. Dünyayı şimdi yoruluyor. Dünyadan girme endişesi var ya bana nasıl gideceğiz ya kefene sarılıp. Ne kefene sarılıp. Ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Kim ölecek? Küllü nefsin zayikatın mefti. Nefis ölecektir. Bırak ölümden kim korkacak? Bırak ölen korksun ya. Abi biz ölmeyecek miyiz? Sen ölmeyeceksin kardeşim. Hayda nereye geldik ya? Ölüm yok diyorlar. Nefis ölecek, beden ölecek. Ruh cesetten çıkacak. Ruh bedenden çıkacak. Dünyanın Rahman olduğunu göstermekle dünya neymiş? Misafirhane-i Rahman. Niye Rahim demedin? Herkes burada yaşıyor. Rahman, kafir, mümin, hayvan, taş, toprak demeden rızkını verip merhamet eden demektir. Rahim ise yalnız kendisine iman edenin ruhuna gaybtan besleyen. Gaybtan beslemek ne biliyor musun? Şu anda huzur yok mu? Veya bir namazda sizde veya bizde. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Namazda böyle bir tat dahil olmuyor mu bazen? O ne biliyor musunuz? O buralı değil. O ötelerin buradaki yansımasıdır. Sen şu o anda öteyi yaşıyorsun. Şurada da öyle huzur yok mu şimdi? Ha, bu huzur fasulyeden gelmemiş ha size şu anda. İçtiğiniz sudan gelmemiş. Armut şeftaliden değil. Ötelerdir. Öteleri yaşıyoruz. Öteleri. Şu anda ben bile keyif alıyorum. Ama şu içtiğim sudan mı? Cesedi bir hal mi? Şu andaki huzur, has, feyiz, fuyuzat. Öteler, öteler. Burada, orayı yaşıyoruz da farkında değiliz. Bir daha söylüyorum. Burada, orayı yaşıyoruz, farkında değiliz. Oh! Fark ettince keyif veriyor. Fiyakında artıyor. Gurur, kibir yok ama iftihar var. Allah'ınla iftihar ediyorsun. Murat neyle? Allah ile iftihar etmek. Bir daha söylüyorum. Allah'ınla iftihar etmek. İnsan çocuk var ya babasının malıyla, parasıyla, arabasıyla falan. İftihar ediyor ya. Biz Allah ile iftihar edeceğiz. Böyle bir Allah var ki kardeşim. Hiçbir dertimiz yok. Dünya misafirhane Rahman olduğunu göstermekte. Ha, herkes burada bulunuyor demek istiyor. Herkes burada var. Rahim yok. Misafirhane-i Rahim yok. Misafirhane-i Rahman. Kafir mümin farklı değil, rızkını veren. Sonra dünyadaki mevcudat ise bir sürü arabalar, şeylerimiz var, tarlalarımız var. Bir sürü kalbimizi bağladığımız şeyler var. Onu yorumluyor. Tek tek yorumluyor da hepsini. Böyle yukarıdan aşağı iniyor. Dikkat edin böyle. Ufaltıyor, daraltıyor. Ta insana gelecek.
Dünyadaki mevcudat ise Esma-i İlahiye'nin ayneleri olduklarını Esma-i İlahiye'nin ayneleri olduklarını. Şu tarla, senin sevdiğin tarla var ya, şey, burada üzüm var galiba. Üzüm var, bilmem ne var, bir şey, pamuk var, araba var. Veya çocukları, bunlar Esma-i İlahiye'yi gösteren tefsirciler. Allah'ı tarif eden, tanımlayan, tefsir eden, izah eden mahluk şeyler. Buymuş. Yani onun için ayrılmak gayet kolay olması lazım. Çünkü aynadır. Rabbi tarif ediyor. Seni, peki seni oraya taşırınca portakalı soydun, içini aldın, lupunu yedin. Tamam kardeşim, kışırını acımadan fena zehirini atabilirsin. Yani sen bu dünyayı böyle yorumlarsan, ha Esma-i İlahi'nin ayneleriymiş bunlar. Devamlı değişir. Vücut da böyle. Ha, o zaman endişe vermez. Ha bu böyleymiş. Endişe ne zaman verir? Yani niye böyle oluyor ya? Beklenmedik bir şeylerdi. Aa lastik niye patladı ya? Ama desen ki biraz balon yapmış. Ha patladı, ha patladı. Bum patladı. Demek tamam bitti. Niye? Bekliyordun zaten. Ama beklemedik bir şey. Ha dünya budur arkadaşlar. Dünyanın eşyası da böyledir. Arabayı alacaksın, kalbine koymayacaksın, garaja koyacaksın. Parayı kazanacaksın, koyacaksın cebine. Yoksa kalbe değil. Ey gidi Allah selamet versin. Bizim Mizrabi vardı Vakıf Rize'de. Parayı kazanacaksın, cebine koyacaksın, kalbine değil diyor. Eğer cebin yoksa ille kalbe koymak zorunda değilsin, benim cebime koyabilirsin diyor. Allah Allah. Ya. Bak gitmiş orada. Şimdi ahiret. Dedim Hızır abi gidiyorsun. Karşılayacağım sizi. Adama bak ya. Hazreti Ali'den 10 gün istemişti. Hatırlattım, anlatmıştım size. 10 gün istemiş. Bir böyle sabaha karşı gelmiş İmam Ali radıyallahu anh. Sağ ayağına, şey, yatağına. Hazreti Ali sol ayağına. Fatıma-tı Zehra. Makama bak aman yarabbi. Bununla gideceklermiş yani. Azel'de gelecek. Çok tuhaf ya. Gelmeden önce gelmişler. Hızır dedi. Vaktin geldi. Gidelim mi? Bir baktım daha önce tanıyordum. Ya imam korkuyorum dedi. Demek ki oluyormuş. Dedi ki ben İmam Ali. Benimle beraber gitmeye korkuyor musun? Çekiniyorum ya imam. Hazreti Ali dedi ki sana ömrüm bitti ama sana 10 gün daha mühlet. Kalkıyor namaz kılıyor hepimizi çağırıyor. Dedik arkadaşlar 10 günüm kaldı. Ertesi gün 9 günüm. Sizin böyle olsa ne yapardınız? 8 gün. 7 gün. Kaldı 1 gün. Topladı. Dedi ki bugün benim son. Öğle namazını sizinle kılacağım son. Ya bir tuhaf değil mi ya? Bunlar oyun mu oynuyor? Sanki çeşmeye gidip su mu alacak? He? İman ne acayip bir şey ya. Vakadan bahsediyorum ha. Rüyadan bahsetmiyorum. Realite, realite. Diyor ki ben şimdi namazı kılacağım. Namaz vakti yok. 4 kez de bekliyor. Beni gelecekler, alacaklar. Siz odama gelmeyin. Siz namaz kıldıktan sonra, ben de kıldıktan sonra ben odama gideceğim. Siz bir saat sonra gelin. Odam kapıyı açık bırakacağım. Baktık. Ne tuhaf dünya değil mi? Adam gibi yaşarsan adam gibi muamele görürüz. Endişe yok ki. Çünkü onlara ne korku ne hüzün vardır diyor Allah ayetinde. Ne korku o artık o gün, bugün onlara ne hüzün ne korku vardır. İmanı kamil ya. Bedenden çıkmış. Bedeni yaşamıyordu ki korksun. Bedeni yaşamak sakın ha yememe, içmeme, evlenmeme falan değil. Allah adına yapacaksın. Allah adına. Endişe etmeyeceksin daha. Efendim, dünyadaki mevcudat ise Esma-i İlahi'nin ayneleri olduklarını. Masnuat ise şu mevcudat. Tek tek. Her vakit tazelenen mektubat-ı samedani olduklarını bildirmekle insanın fenai dünyadan ve zeval eşyadan ve hubbu hayattan gelen yaralarını güzelce tedavi eder. Ve evhamın zulümatından kurtarır. Evham zulümattır. Korkunç bir şey evham. Evham neydi arkadaşlar? Evham dimağa ait. Böyle yapıyorum ki zihninize 25. kare olarak gelsin. Evham akli dimağa demeyeceğim. Elimi götürüyorum. Evham dimağa ait. Akla ait. Vesvese kalbe ait. Vesvese ne yapar? Abdestliye der ki abdestin yok. İmanlıya der ki imansızsın. İşi bu.
Abdest size demez. Olan abdestin var mı ya bir baksan falan. Gitti şüphelenin giden abdest alır. Abdest size vesvese gelmez. Abdestin yoksa vesvesin gelmez. Abdestin varsa vesvese gelir. O zaman abdestin şey vesvesen geldi olan bir abdest alayım demeyeceksin bundan sonra. Vesvese geldi mi? Şeytan destekli abdestin var demektir. Şeytan onaylı. Teseyli. Vehim ise şu. Bunlarla kalın. Vehim varı yok yoku var gösteren düşüncelerdir. Evham onun için zulümatlıdır. Adamı karanlıklara sokar. Olmayan bir şey. İyi değilim. Aha öldüm. Aha evde hiç kimse yok. Olanları söylüyorum da bana müracaat edenler. Abi yatıyorum. Evde kimse yok. Beyin kanaması geçirsem, kalp krizi geçirsem, şey olursam ne yapacağım? Hani buraya bir bardak su koyayım. Telefonu da buraya koyayım. Allah. Ya teslim ol. Malı sahibine teslim et. Karışma. Ne yapar? Ne yaparsa yapsın. Hayatını niye zehir ediyorsun? Ölmeden önce ölüyorsun. Oysa Allah Resulü mutu kablente mutu öyle demedi yani. Nefsi arzularının sihri. Sünneti seni yaşayan ölmüş demektir. Kendisini yaşamayan kimi yaşıyor? Başkasını yaşıyor. Sünneti seni yaşıyor. O zaman öldün. Allah Allah. İyi ki var Risale-i. Şimdi ecele gelecek ha. Harika bak şimdi. Acele ediyorum. Masnuat neymiş? Her vakit tazelenen. Aa şimdi gelirken gördüm o üzüm. Daha açmadı buralarda. Herhalde burada 1,5 aydır Kırıkan Adana'dan fark. Buralar yeşillenmeye başladı. Buralar daha yeni yeni böyle. Şimdi Mektubat-ı Samedani olduklarını bunlar. Yani Samet olan, Kulüvallahu ehed Allahu Samet. Samet olan Allah'ın mektuplarıymış. Okumak lazım. Üzüm değil böyle salkımları okumak lazım. Nasıl okumak lazım? Şöyle düşünün sevgili kardeşim. Dünya güneşten kopmuş parça değil mi? Öyle mi? Tamam. Peki, güneşten kopmuş parça güneşin bütün özelliğine sahip. Şeyinin peçetesi olan var mı? Mendil. Bir şey göstermek için yapacağım. Peçete veya kağıt, tuvalet kağıdı da olabilir. Ver bir tane, içinde bir tane çıkar. Sen bak bir şey göstereceğim. Ben görsel yapmak istiyorum da. Bak. Bu aynı mı? Her taraf aynı değil mi? Şüpheniz yok. Bu parçada olan bütün maddeler bunda da aynı değil mi? Küçüktür ama aynıdır. Farklı değil öyle mi? Bu güneş kabul edin. Güneşten kopmuş parça değil mi bu dünya? Bu dünya kabul edin. Güneşten kopmuş olan dünya güneşin bütün özelliğine sahip. Güneşten kopmuş olan parça dünyada üzüm nereden geldi? Hayvan nereden geldi? Dereler, denizler nereden geldi? Ağaçlar, kuşlar nereden geldi? O güzeli muhabbet kuşu nereden geldi? He? Neyden geldi biliyor musun? Zamansız, zeminsiz, maddesiz, mukayesesiz, taklitsiz, numunesiz, muacelesiz, modelsiz, misalsız, muacelesiz. İlk ve son yapan Allah demektir. Fatır bu. Fatır o demek. Zamansız, zeminsiz, taklitsiz, numunesiz, misalsız, modelsiz, mukayesesiz, hiçbir şey yok, muacelesiz, dokun. İlk ve son yapıyor. Bak bu dünya parçası. Bu da güneş. Nereden getirdin? Hiçlikten ya. Masnuat böyle bir şey. Bunu tefekkür ederken burada üzüm çok. Burada öyle zannediyorum. Üzüm çok. Siz dershanenin de tarlasına gitmiştim geçen. Gördüm. Üzüme bakınca şöyle bakacaksınız bundan sonra tamam mı? Allah Allah. Adamın delinin birisi ya beyaz saçlı bir adam geldi. Mendil istedi. Ondan sonra adam şöyle merdini yırttı. Bunda ne varsa bunda da o var. İsraf olmaz şey inşallah. Bu güneşten kopmuş parça. Güneşin öt özelliğine sahip. Nükleer bir santral. Oradan nereden getireceksin yani üzüm asmayı yani? Muhabbet kuşunu suyu. Döreyi balıkları. Kuşu sineği. Ha? Nereden getireceksin? Ha, şimdi bakacaksın o tarlaya ki üzüme bakınca şöyle diyeceksin. Allah Allah bu üzümü zamansız, zeminsiz, taklitsiz, macelesiz, modelsiz, misalsiz, mukayesesiz, numinesiz. İlk yapıyor, son yapıyor. Her sene son model. Arabanın modeli değişiyor, üzümün modeli değişmiyor. Her sene son model.
Bu Allah Allah. Böyle bir bak bakayım üzüm nedir? Seninle konuşmaya başlayacak ya. Mektubat-ı Samedaniye. Sonra gelelim. Şimdi hazır mıysınız? Mevt ve ecel. İnsanın en büyük sorunu, psikolojik hastalıkların temeli ölüm korkusu. Mevt ve ecel neymiş? Alemi berzaha giden ve alemi bekada olan ahbaplara visal. Visal, kavuşma. Kimmiş? Alemi berzaha giden. Alemi berzah kabir değil. Şimdi gömleğiniz kirlendi. Atıyorsun şu şey ya sepete. Öyle mi? Oraya atıyorsun. Sepete atıyorsun. Sen gidiyorsun başka şey giyiniyorsun. Ha, kirlendi bu beden. Atıyorsun topraktan. Niye oraya atıyorsun? Oradan geldi zaten domates fasulye, domates hıyardan gelmiş bu şey. Cesim. Oraya atıyorsun. Peki nereye gidiyoruz? Biz kabire değil. Alemi berza. Kim var orada? Ahbaplar orada. 124 bin peygamber orada. Öyle değil mi? 124 milyon evli orada. İmam-ı Rabbaniler orada. Gazaliler orada. Ulan bir adamının, ben mesela bir adamın, bir insana ısındıralım, dostluğumun gereğidir diye Türkiye'den kalkıp Almanya'da düğününe gittim ya. Şeyler hasta ziyaret ettim. Dostum benim ya. Dostların piri, başı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Onun da başı, dost istersen Allah yeter. Dostların sahibi, kaynağı Allah. Tamam. Hepsi orada. Niye çekineceğim ki? Aman bugün Fatihleri görmeyeyim, sizi görmek adına Resulullah'a gitmeyeyim. Olur mu ya? Tamam da bitti, de vazifemiz bitti. Uzun ve kısa yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Çınar ağaçları var, çınar. Bursa'da çıkarken, daha çıkarken. Tabela var. 725 sene yaşamış. Soruyorum size, vicdanen cevap verin. 725 sene kereste olarak yaşayacaksınız. Veya bir saat insan. Hangisini isterdiniz? İnsan. İnsan tabii ya, bir saat insan ya. Uzun ve kısa değil. Doğru yaşamak. Ha, meft neymiş? Meft ve kabir. Alemi berzaha giden, alemi bekada olan ahbaplara kavuşmak ve mulakat mukaddemesi olarak gösteriyor. Mülakat, görüşme, konuşma değil mi? Mülakat et. O ne var ne yok? İyi elhamdülillah ya. Hafız Ali abi dershanede değil mi orada? Ustad diyor değil mi? Şu alanda. Vefat eden nurcuları karşılıyormuş o. Her cemaat kendi cemaatiyle haşredilecek. Edilecek. Bak burada de, aha ben geldim bak İstanbul'dan, Antalya'dan, şuradan geldim. Niye geldim? Burası benim dershanem. Burası dershanem. Nur dershanesi hepsi benimdir. Kabire girdim. Nereden girersen gireyim. Ben hangi şehirde girersem gideyim dershaneye giriyorum. Ben de hangi yerden toprağa girersem gireyim gene bizim ahbaplara giriyorum işte. Tamam. Nereden girersen gir. Maraş'a gitsem dershane yok mu? Antep'e gitsem dershane yok mu? Diyarbakır'a gideceğim. Orada dershane yok. Orada da dershaneye gireceğim. Vefat ettim. İstanbul'dan toprağa girsen, buradan da girsen fark etmez. Yeter ki orada karşılayanın olsun. Ve ehli dalaletin nazarında bütün ahbabından bir firak-ı ebedi telakki ettiği ölüm yaralarını böylece tedavi eder. Ehli dalalet nasıl telakki ediyor ölümü? Bak bir de okuyayım. Ehli dalaletin nazarında bütün ahbabından bir firak ebedi. Arkadaşlar ölümün ölümü ne biliyor musunuz? Ölüm, ölüm değil. Ölümün ölümü ayrılıktır. Ölümün ölümü firaktır, firak. Şöyle düşünün. Ne olur bir düşünün. Bu Adıyaman'da, Gölbaşı'nda hiç kimse yok. Bir sen varsın. Dünyada da kimse yok. Teksiniz. Yaşamayı ister miydin? Herkes gitmiş, bir sen varsın. Korkunç olur da, değil mi? Kimle yaşayacaksın? Bunalır ya. Ya aşağı katta var, üstte var, komşular var. Boş evde yatamıyorsun ya. Ya evde kimse yok, bir yere gittiler. Kendisi diyor. La aşağıda yok mu? Var hocam dedi. Üstte adam yok mu? Var. Hala teyzem var mı? Yok, var. 155'i de arası, telefonda.
Abi gene korkuyor. Peki hiç kimse olmadın kabul et şimdi dünyada. Aman ya Rabbi ya. Ha hiç kimse yok. Ha demek ki neyi anlatmaya çalışıyorum? Hemen kalmak istemezsin. Demek ki ölümün ölümü firaktır. Ayrılık. Ondan. Ha, peki kimden? Dostlarından. Ya, öteki tarafta dost daha fazla. Buradakiler şöyle. Onu kesti. Dışarıda sana burşun diyor. Arkadan hesaplı. Oradakiler öyle değil. Neyse iyi. Telakki ettiğinden ölüm yaralarını böylece tedavi eder. O firak ise ayrılık ise aynı lika kavuşma olduğunu ispat eder. Hem kabir neymiş şimdi tek tek şey yapıyor. Ölümdü biraz önce. Şimdi kabir var ya mezarına. Hani var ya. Esselatu ve selamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Falanca vefat etti. Bu elimle ne kadar yıkamışım biliyor musun? Ne kadar kefenlemişim, musallaya koymuşuz. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, Allah için namaza, Peygamber Hazretleri sallallahu meyit veya meyte için duaya, Allah için namaza, uydum azan uyumama. Böyle kıldırıyorum. Şimdi oraya girdik. Bakayım neymiş bak. Bunlar mezarda da anlatacaksın ama nerede anlatacaksın onlara? Paketleyip bir şeyler konuşup gönderiyorsun işte. Dershanede oluyor bunlar. Kabir neymiş? Alemi rahmete ve daru saadete ve bağıstane cinana, nuristani rahmana açılan bir kapı olduğunu ispat etmekte. Kapıymış meğer ya. Kırırırt açılıyor. Kırırırt kapanıyor. Kapıymış. Nereye açılıyormuş bir bakayım bak. Allah Allah benim de hoşuma gitti ya. Alemi rahmete. Allah Allah. Rahmette korkulur mu ya? Alemi rahmete. Yalan mı söylüyor ya? Tövbe estağfurullah. Alemi rahmete. 2. Dar-ı saadete. 3. Bağıstan-ı cinana. 4. Nuristan-ı Rahman'a açılan bir kapı olduğunu ispat etmekle beşerin en müthiş korkusunu izale edip en elim ve kasavetli ve sıkıntılı olan berzah seyahatını en leziz ve ünsiyetli ve ferahlı bir seyahat olduğunu gösterir. Kabir ile ejderha ağzını kapatır, güzel bir bahçeye kapı açar. Yani kabir ejderha ağzı olmadığını, belki bağıstan-ı rahmete açılan bir kapı olduğunu gösterir. Hak ettin öpmeyi. Böyle ifade edilir. Geceniz gündüzünüz mübarek olsun. Allah hepimizi iki cihanda aziz eylesin. Cenab-ı Hak bizi insi ve cinli şeytanların şerrinden, semavi arz-ı afatlardan hıfz-ı emin eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de, ihlasla, sadakatla, takva ile hizmetle, içtinab-ı kebair ve tesanüt sırrına tam mazhar eylesin. Ya Rabbel Alemin, razı olmadığım bütün geçmişimizden tövbe. Razı olmayacağım bütün geleceğimizden de sana sığınıyoruz. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye de daim kayım sayım eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, kendine kul, Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, ustadımıza talebe, kardeşlerimize enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Vahir davahu menelhamdülillah Rabbil Alemin. El Fatiha tema selavat.